2023'e hazır mıyız? Hazır mıyız? Tüm arkadaşlarınıza bu akşamın coşkusunu iletmeye hazır mıyız? Öyleyse 2023'ün neticesini ben sizin gözlerinizde okuyorum. Okuyor muyuz? Öyleyse Allah'ın izniyle 2023'le beraber bu süreci devam ettireceğiz. Ve bu kararlılığınız, bu devamlılığınız inşallah 2023'le birlikte yeni bir dönemi başlatacak ve sizlerle birlikte yine aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bakın, şimdi sizlerle stadyumun burasında, az önce stadyumun dışında yine 10 binlere hitap ettim. Gençlerimizle aynı istikamete baktığımız, gençlerimizle aynı yolda yürüdüğümüz, gençlerimizle aynı heyecanı paylaştığımız, yani şu karşımızdaki tabloda tezahür eden birliğimize, beraberliğimize sahip çıktığımız müddetçe bize tereddüt yok, yeis yok, bize hüzün yok. Rabbimizin, gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz müjdesi bize hakikati işaret ediyor. Sevgili gençler, tabii sizlerin de bu büyük misyonu taşıyacak gayreti, azmi, iradeyi, kararlılığı, birikimi, mücadeleyi ortaya koymanız gerekiyor. Gençlikte durmak gerilemektir. Gençlikte gerilemek yıkılmaktır. Gençlikte yıkılmak ölmekten beterdir. Yıkılmaktan, gerilemekten, durmaktan kaçınmanın yolu ise sürekli ileriye, daha ileriye, hep ileriye doğru gitmek, hep yukarıya doğru tırmanmak, zirveden gözünü ayırmamaktır. Hep ileriye giderken, yukarıya doğru tırmanırken takip edeceğiniz yolu da ancak doğruyu ve yanlışı, iyiliği ve kötülüğü, hakkı ve batılı, adaleti ve zulmü en iyi şekliyle öğrenerek bulabilirsiniz. Ailenizde ruhunuzu, okulunuzda zihninizi, ilim irfan meclislerinde gönlünüzü, spor salonlarında bedeninizi doyuracaksınız ki bu donanımı kazanabilirsiniz. Bu vesileyle dün Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda biliyorsunuz 5 altın 2 bronz alarak dünya şampiyonu olduk. Ve ben sporcularımızı tebrik ediyorum. Kendileriyle gerçi görüştüm. Kutluyorum. Ama şimdi hedef Paris Olimpiyatları ve Paris Olimpiyatlarında da aynı başarıyı göstermek. Şimdi gençler, sizlere bugün Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği şu öğütlerle seslenmek istiyorum. Allah'a şirk koşma. Günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, gülümsemeye önem ver. Kasılarak yürüme. Bağırarak konuşma. İlim meclislerine katıl.
cahilden ve kötü komşudan uzak dur. Erken kalk, az konuş, sözünü dağıtma. İstişare et, doğru arkadaşlar seç. Tembel olma, acele etme. Şefkatli ve ikramsever ol. Başa gelene de sabret. Evet, bu ilkeler rehberiniz ve hayat biçiminiz olduğu sürece Allah'ın izniyle sizi hedeflerinize ulaşmaktan alıkoyacak hiçbir beşeri güç tanımıyoruz. Geleceğin tohumu olan bu gençlik karşımda ve bu gençlik boy verdikçe dostlarımızın yüzlerindeki tebessüm artarken husumetlilerimizin yüreklerindeki korku dağları aşacaktır. Sevgili gençler, bugün bakın öğleden itibaren görüşmeler yaptım. İsveç Başbakanıyla görüştüm. Finlandiya Cumhurbaşkanıyla görüştüm. Ardından NATO Genel Sekreteriyle görüştüm. Dün İngiltere Başbakanıyla görüştüm. Hepsiyle tabii görüştüğümüz konular malum. Rusya, Ukrayna Savaşı, ikili ilişkilerimiz vesaire. Bugün dünyada kalbiyle, ruhuyla, gönlüyle, yüreğiyle bağı kopartılmış, dijital mecralara hapsedilmiş, sadece maddi unsurların merkezinde yer aldığı kariyer arayışında bir gençlik profili öne çıkmaktadır. Halbuki bizim ölçümüz başkadır. Biz ne diyoruz? Her fırsatta. Gençler, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Biz bu gerçeği Kasımpaşa'dan çıkıp Cumhurbaşkanlığına kadar uzanan hayat çizgimizin her safhasında bizzat yaşayarak gördük. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da darbecilere karşı sokaklara çıkıp hainlerin emellerine ulaşmasına engel olan gençlerimiz vardı. Bu gençlerin ellerinde modern silahlar, arkalarında emperyal güçler, önlerinde küresel baronlar yoktu. Bay Kemal tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesi'ne sığınmıştı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlayın onları. Çünkü o günden bugüne evet 6 yıl 7 yıl geçti. Hafıza-i beşer nisyan ile mağlûdur. 15 Temmuz kahramanı gençlerin tek silahları iman dolu kalpleri, cesaretle çarpan yürekleri, ülke ve millet sevgisiyle ışıldayan gözleriydi. Çağrıyı yaptık, meydanlara dedik ve gençlik meydanlara yürüdü.